Seçim arenasıyla karşınızdayız. 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek yerel yönetim organları seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam Gönyeli Alayköy Belediyesi başkan adayları bizlerle birlikte Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin neler yapacaklarını, projelerini konuşacağız başkan adaylarıyla. İlk sırada Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Sayın Hüseyin Amcaoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş yanımıza. Ve ikinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı aynı zamanda şu anda Gönyeli Belediye Başkanı olan Sayın Ahmet Beni var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Damla Hanım. İzleyicilerimizden özür dileyelim. Bir 20 dakika kadar bir gecikmemiz oldu teknik bir sebepten dolayı. O nedenle hepinizden özür dileyelim ve fazla vakit kaybetmeden programa başlayalım. Bu akşam sürelerle bir program gerçekleştireceğiz. Her sorunun belirli bir süresi olacak. Bu süreler doğrultusunda adaylar sorularımıza yanıt verecekler. İlk sırada az önce ifade etmiştim Ulusal Birlik Partisi adayı Sayın Hüseyin Amcaoğlu var ve ilk sorumuzu soralım Sayın Amcaoğlu. Gönyeli Alayköy Belediyesi birleşti ve siz de bu belediyenin başkanlığına adaylığınızı koydunuz. Neden aday oldunuz? Evet, öncelikle böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. 20 dakikalık bir gecikme oldu tabii. Eleştiri de yapamayız. Çünkü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu da başbakanlığa bağlı. Niçin aday olduk? Tabii ki biliyorsunuz ben zaten üniversite yıllarımdan bu işin eğitimini aldım. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. Sonrasında yüksek lisansımı yine Ankara Gazi'de tamamladım. Ve daha sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladım. Ve 2016 yılına kadar kesintisiz yerel yönetimlerin içinde oldum. Yetiştim. Bütün belediyelerin bütçesi, tüzüğü, yasalar, intibaklar, bütün bu işlemlerin içinde yoruldum ve bu konuda da ciddi bir bilgi ve donanıma sahip olduğumu söyleyebilirim. Bu birinci sebep. Bir diğer sebep, biz Hüseyin Amcaoğlu olmuşsak bunda Gönyeli'nin çok büyük faktörü var. Özellikle Gönyeli Spor Kulübü'nün. Bizim bu ülkeye mal olmamızda Gönyeli'nin yeri yatsınamaz. Dolayısıyla Gönyeli'ye bir vefa borcumuz var. Bunun yanında Gönyeli halkının, ki reform öncesinden bahsediyorum, Gönyeli halkının ciddi bir beklentisi, aday olmam yönünde ciddi bir talepleri vardı. Bunları da karşılıksız bırakmamak adına bu yola çıktık, aday olduk. Çalışıyoruz son 10 gün. Süreniz var, daha devam etmek isterseniz ya da bir sonraki turda devam ederiz. Yani aday olma sebeplerim kısaca bunlar. Süremi belki projeler veya daha başka bölümde kullanırım. Tamam, teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Benli, 3 dönem Gönyeli Belediye Başkanlığı yürüttünüz. Ve şimdi Gönyeli Alayköy, birleşen bir belediye. Gönyeli Alayköy Belediyesi'ne de adaysınız, başkanlığına da adaysınız. Yeniden adaysınız. Neden? Neden yeniden aday olun? Talep ediyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Ama önce bizi dinleyen ve izleyen bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize güzel akşamlar diliyorum. Neden aday oldum? Damla Hanım, ülkemiz çok sıkıntılı yıllar geçiriyor. Örneğin pandemi yaşadı toplum. Ve pandemide ekonomi durdu, hayat durdu. İnsanlar eve kapandı. Sağlık gaileleri sardı toplumu. İş yerleri kapanınca yaşam gailesi sardı. Sonra hastane aşı derdine düştü toplum. Ve izledim ki ülke kötü yönetildi. Hatırlayın, 20 yatak mı olacak ve bizi sığacak mı hastalarımızı salgından sonra? Gayle çektik. Aşı gelecek miydi? Gayle çektik. Ülke kötü yönetildi. Berikat ki yine Türkiye geldi bir hastane yaptı. Aşı gönderdi. Ve sıkıntılı da olsa o süreçleri geçirdik. Tabii burada belediyelerimizin koyduğu katkıyı unutmamak lazım. Ciddi katkılar oldu. Daha sonra pahalılıklar. Can yaktı.
Akaryakıt kaç kat oldu Damla Hanım? 3 mü? 5 mi? Unuttuk. Enerji kaç kat oldu? Unuttuk. İnsanlar markete, kasaba gitmekte zorlanır oldu. Canları yandı. Çocuklarının tahsili, diğer ihtiyaçları, hayatı devam ettirmek çok zorlaştı. Başka ülkelerde de oldu. Ama bunlar yönetildi. Biz iyi yönetilemedik. Daha sonra az önce söylediğiniz belediyeler birleşecekti, birleştirilecekti, açık kalacaktı, kapalı kalacaktı. Birleştirildi ve insanları gayleler aldı. Gidiyorum Alayköy'e, ciddi tepkileri ve gayleleri vardır. Yılmazköy'e gidiyorum, hakeza. Ve dahası var, yine yetkililerin mecliste belirttiği üzere 24 Eylül tarihli belediye, pardon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde ilgili partinin genel sekreterinin resmi açıklamasına göre de bir sonraki aşama 6 bucak, 6 ilçe olacağı yönündedir. Yani yeni oluşturulan Gönyeli Alayköy Belediyesi'nde kapatılarak Lefkoşa Belediyesi'ne bağlanacağı müjdelenmektedir. Ve insanlar gene sıkıntı ve gene gayle içerisinde. Ve iddia ediyorum ki ilerleyen süreçlerde muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nde işaret edeceği üzere daha geçiş süreçlerinde çok kaoslar olacak. Ve başka, biliyorsunuz biz Gönyeli kentimizi yönetirken onun güçlü bütçelere iş yapabilme gücünün artırılmasına çok önem verdik. Bu ülkeyi batıran en önemli sıkıntı partizan istihdamlar değil midir? Kişiye göre merak etme hallederik değil midir? Örneğin Lefkoşa Belediyesi böyle batmadı mı? İyi insanlar gelip oralara partizan istihdamlar, bolca savurganlıklar getirmedi mi? Veya imara aykırı olsun olmasın, merak etme kardeş, hallederik demedi mi? Ve işte bakınız Damla Hanım, bir yandan pandemi insanların canını yakarken, bir yandan market, elektrik, akaryakıt vesaire insanların canını yakarken, bir yandan birleştirmenin getirdiği sıkıntılarla insanlar bunalırken ve bir yandan en önemlisi 16 yıldır evladımıza tercih ettiğimiz Gönyeli'nin yine popülist, merak etme hallederikçi anlayışların eline geçmesini siz olsanız ardınızı döner gider miydiniz? Biz evladımızdan evvel tuttuğumuz, bu kadar yıl emek verdiğimiz Gönyeli'ye arkamızı dönüp gidemezdik Damla Hanım. Süren var mı? 30 saniye. 30 saniye. Ve tabii iş burada bitmiyor. Köyden kente dönüştürdüğünüz bu kent orada durmayacak. Onun yüksek yaşam standartlı kente döndürülmesi gerekmektedir. Onun hizmet kalitesinin artırılması gerekmektedir. Onun çevreye yatırımlarının devam etmesi gerekmektedir. Onun sosyal projelere, insanlara yönelik projelerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Vesaire. Ve işte bugüne kadar yarattığımız en güçlü bütçesiyle, tecrübeli kadrosuyla, deneyimli yöneticileriyle gönül halkının tıkanmaması, insanların acılarının az olması ve ilerlemek için insanlara dedik ki siz rahat olun, biz buradayız, dün de buradaydık, yarın da buradayız halkımızın takdiriyle dedik ve aday olduk. Teşekkür ederim Sayın Ahmet Benli. Evet, ilk sorumuz 5 dakikaydı. İkinci sorumuz da yine 5 dakikalık bir süremiz olacak. Şimdi Sayın Ahmet Benli biraz girişte yaptı aslında Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin birleştirilmesi noktasında ama seçilecek olan kim olursa olsun seçimin ertesi günü kucağında bu birleştirmenin hayata geçmesini bulacak. Bu birleşme, bu geçiş süreci ne kadar bir sürede öngörüyorsunuz ve buna bağlı olarak da bu belediyelerin birleşmesi, işte Gönyeli ile Alayköy'ün birleşmesi hizmette, hizmet kalitesinde bir farklılığa neden olur mu? İlk olarak Ulusal Birlik Partisi adayı Sayın Hüseyin Amcaoğlu'na verelim sözü. 5 dakikalık sürenizi de başlatıyorum. Tabii ki şimdi
yerel yönetim ve reformunu gerilere dönerek gözden geçirmek gerekiyor. Şimdi siyaset yapmak istersek kolay. Ama biliyorsunuz bu işin temeli ne zaman atıldı? 2006-2008 Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yerel yönetimler reformunun hayata geçirileceğini. Neydi bu yerel yönetimler reformu? Birinci aşaması tüm köylerin belediye sınırlarına dahil edilmesi. İkinci aşaması da belediyelerin birleştirilerek sayıların azaltılması. Ben o dönem İçişleri'nde görev yaptım tabii ki. Köylerin belediye sınırlarına dahil edilmesini gerçekleştirdik. Birçok sıkıntılar olmasına rağmen. Bu reformudu, ilk bacağıydı. O dönemde de sıkıntılar oldu ama zaman içerisinde taşlar yerine oturdu. Ve muhtarlıkların borcudur, harcıdır, taşınmazıdır, ne olacak, ne edecek zaman içerisinde yerine oturdu. Ama daha sonrasında o dönem hükümetin ömrü yetmedi belediyelerin birleştirilmesine. Ve daha sonraki tüm iktidarlarda da bu yerel yönetimler reformu hemen hemen hepsinin hükümet programında yer aldı. Ve kimse... Daha geçen gün geçenlerde hayata geçen bu reforma da kimse karşı olmadığını herkes söylüyor. Muhalefet de tüm milletvekilleri de. Sadece zamanlaması veya altının doldurulması anlamında tartışmalar var. Ama herkes bu reformda hemfikir. Dolayısıyla bu iradeyi Sayın Ünal Üsteli İçişleri Bakanı olduğu dönemde ortaya koydu ve Başbakanlığı döneminde de kararlılıkla hareket ederek bu reformu gerçekleştirdi. Zaten burada ha bunun sonrasında Sayın Benli altı ilçe altı bucak Oğuzhan Bey'in meclis tutanaklarında konuşması olduğunu bunu zaman gösterir. Böyle bir şey şu anda bunu kestirmek belki de önümüzdeki süreçte yaşayıp görmek lazım reformun getirdiklerini veya yarın başka bir iktidar gelir belki 38 belediye olur. Bunu da resmi açıklamalar. Ama Sayın Başkan'ın da defalarca aday olmayacağı meclis tutanaklarında geçti Sayın Başkan'ın ama aday oldu sonuçta. Yani şimdi onlar çok süreci takip etmek lazım. Şimdiden böyle bir şey olacağını söylemek çok doğru değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu reform hayata geçti ve belediyeler de kapanmadı. Gönyeli Belediyesi de, Alayköy Belediyesi de yerinde duruyor. Aynı bina, aynı personel. Yerinde hizmet verecek. Bu reform neyi getirdi? Hep neyi öngörürdük? Bunu sadece Ulusal Birlik Partisi değil, Cumhuriyetçi Türk Partisi de. Belediyeler daha güçlü mali yapılara sahip olacak. Neyi öngörürdük? Araç gereç, beşeri kaynaklar, insan gücü birleşecek. Neyi öngörürdük? Bunun sonucunda çok daha büyük projelerin hayata geçebileceği bir sistem. Tabii ki bu reform... Sıkıntılar yaşanabilir. Şöyle örnek vereyim. Alayköy Belediyesi'nin bir kanalizasyon sorunu var mesela. Belki de bu yapıyla 100 sene daha çözülmezdi. Ama şimdi oluşan bu yapıyla bu sorun da belki de tarih olacak. Mesela olumlu bir yanından bahsetmek gerekirse. Tabii ki bu reform süreçleri sancılı olur, sıkıntılı olur. Bir geçiş süreci olacak, birkaç aylık bir süreç olacak. Zamanlama tabii sene sonuna gelmiştir. Bütçe dönemidir. Bunun dışında tabii ki işte personelin intibakları var. İki ayrı sendika, iki ayrı toplu sözleşme. Tabii bu bir süreç alacaktır muhakkak. Bir geçiş süreci olacak ama bu sürecin merkezi hükümet de bunun devamını getirmesi lazım. Nasıl getirmesi lazım? Bu güçlü oluşturduğumuz yapıya belki de merkezi yönetimin elinde olan artık bazı yetkilerin ve gelirlerin de yerel yönetimlere aktarılması gerekiyor diye düşünüyorum ki bunun tamamlayıcısı olsun. Örneğin bir bakıyorum ben İçişleri'ndeydim, işki iznini kaymakamlık verir. Turizme geçtim, müzik izni veriyoruz. Belediyeler işletme izni veriyor. Artık bu yapıda belediyeler hem müzik izni verebilecek, hem işki izni verebilecek, hem işletme izni verebilecek noktada olması lazım. Gerekirse bu tip örnek verdim yani bu tip yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi, bunların devletin aldığı harç ve vergilerin de devlete aktarılması gerekir diye düşünüyorum. Her süreç, reform süreci sancılı olur. Dolayısıyla ortaya çıkacak, yaşanacak sıkıntılar da alınacak tedbirlerle çözülecek diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim.
sürenizi tamamlamış oldunuz. Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Sayın Ahmet Benli, aynı soru sizin için de geçerli. İki belediye, bir belediye oldu. Hizmetlerde nasıl bir değişiklik olur? Geçiş süreci nasıl yaşanır sizce? Damla Hanım, ben Hüseyin Bey'den kalan süreleri kullanabilir miyim? Hüseyin Bey, cevap vermek isterseniz ek süre... Şimdi süre kaldı mı? Efendim? Şimdi süresi kalmadı. Evet, teşekkür ederim. Doldurduk süreyi. Çok iyi. Damla Hanım, belediyeler kapandı, nasıl olacak? Şimdi ben Hüseyin kardeşime sormak isterim. Uzun yıllar oralara kamu sınavıyla girdikten sonra siyasi atama yoluyla müdürlük yaptı, müsteşarlık yaptı orada. Birileri belli ki orada forsladı kendilerini ve müdür müsteşar oldu. Uzun süre bu kişilerden sorumlu oldu. Ve 28 tane belediyemiz vardı bugüne kadar. Bu belediyelerin birçoğu batıktır. Değil mi Hüseyin kardeşim? Bunların içerisinde mamur olanlar vardır birkaç siz tane. Siz anlatın. Evet. Yani bir soru cevapla birkaç tane cevap veririm. Daha sonra veririm. Evet. Birkaç tane mamur olan vardır. Sormak isterim gerçekten Hüseyin kardeşime. Bu ülkenin en güçlü, en iyi hizmet veren belediyesi veya belediyeleri hangileridir? Örneğin Gönyeli Belediyesi'ne aday olduğuna göre Gönyeli Belediyesi'nin pozisyonu hakkında ne düşünür? Veya Alayköy Belediye'miz hakkında ne düşünür? Bakınız Damla Hanım, belediyeleri birleştirip daha iyi bir şey yapacaksınız diyorsunuz. Peki, bugün ayakta duran ve en güçlü yapıya sahip olan Gönyeli Belediyesi'ni niye kapatıyorsunuz? Niye kapattınız Hüseyin Bey Gönyeli'yi? Alayköy Belediyesi kendi çapında en başarılı belediyelerdendir. Bizim belediyelerimizde bu ay maaş ödenecek mi diye personelimiz gayle çekmedi. Yarın çöp toplanacak mı diye halkımız gayle çekmedi. Ve siz belediyeleri iyileştireceksiniz diye bunları kapattınız. Hüseyin Bey, Alayköy Belediyesi'ni kapatırken karar veren masanın, mutfağın şefi olarak bu belediyelere acımadınız. Neyse. Şimdi. Sonucu ben mi aldım? Hayır yani. devam cevap verebilirsiniz. Tabii ki siz devam edin. Şimdi değerli izleyiciler, değerli arkadaşlar. Doğru model İhtiyacın neyse onun yönetilmesidir. Ve onun için diyor ki iki ölçekli belediye modeli yaratılmalıdır. Alayköy Belediye'miz kalacak, Gönyeli Belediye'miz kalacak. Üst ölçekli Gönyeli Alayköy Belediye'miz kurulacak. Türkiye'de olduğu gibi, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi. Ben dünyada bulunma, Avrupa'da çok bulunma şansı buldum. Kıbrıs Türk Belediye'lerini temsil ettim orada. Ve gördüm, tek tip belediyecilikten dönüş vardı. Ve bu sebepledir ki bu en doğru model değildi. Eh ve nişer, eyvallah, bunu da kabul ettik. Ancak şimdi gittiğimizde Alayköy'e bakıyorum. Alayköy bir kırsaldır. Yaşamı ihtiyaçları farklıdır. Gönyeli şehri, Gönyeli kenti farklıdır. Örneğin siz Atatürk Caddesi'nde ve Belediye Bulvarı'nda bir iş yeri izni verirken eğer trafiğe dikkate almazsanız orada trafik felç olur. Şehir çöker. Alayköy'de böyle bir ihtiyaç yok ki. Alayköy'de bu yoğunlukta trafik yok ki. Niye o kuralı oraya koyasınız? Niye orayı kasasınız? Peki biz Alayköy'deki veya Yılmazköy'deki yaşamı yönettiğimiz gibi Gönyeli yönetirsek Gönyeli çökmez mi? Dolayısıyla işte iki ölçekli belediye ihtiyacın yönetilmesi adına gereklidir. Ve biz diyoruz ki onlar kapatsın varsın. Bizler halkımızın iradesiyle bu koltukta olduğumuz durumda iradeyi kullanarak Alayköy Belediyesi'ni açık tutacağız. Onlar kapattı, biz açık tutacağız ve eski köye yeni adet getirmeyeceğiz Damla Hanım. Bir de şunu merak ediyorum. Yarın önümüzde seçimler vardır. Oy istemeye gideceğiz. Merak ediyorum. Bu ayakta duran Alayköy Belediyesi'ni kapatan, Gönyeli Belediyesi'ni kapatan ve hatta resmi makamların meclis durağına geçmiş sözleriyle bunu da bir süre sonra kapatıp Lefkoşa'ya belediyesine bağlayacağım dediğimiz o insanlardan bu üzelim belediyeleri kapatanlar nasıl oy isteyecek? Merak ediyorum doğrusu. Merak ediyorum.
Kısacası biz iki ölçekli belediyenin doğru olduğunu biliyoruz. Alt ölçek zaten hayal şekillendirmiştir Alayköy'ü. Zaten şekillendirmiştir Gönyeli Belediyesi'nin ihtiyacına göre. Bu yapı sürmelidir. Alayköy'de yönetenler aynı kalacak. Çalışanlar aynı kalacak. Çalışanın hakkı aynı kalacak. Vergisi aynı olacak. Kuralı aynı olacak. Hizmeti aynı olacak. Oradan toplanan vergiler onların ihtiyacını karşılayacak. Gönyeli'de süren yaşam iyileştirerek devam edecek. Az önce söylediğim başlıklara iyileştirerek devam edecek. Ve dolayısıyla da oradan sağlanan kaynaklar da oraya harcanacak. Kısacası bu reform denilen şey doğru model bu değildi. Ama biz halkın bize vereceği yetkiyle idari yetkimizi kullanarak bunu böyle sürdüreceğiz. Eski köye yeni adet getirmeyeceğiz. Sayın Ahmet Bey'in size de çok teşekkür ediyorum. Sayın amcaoğlu cevap hakkınızı kullanacaksanız diğer soruya geçmeden önce 3 dakikalık bir cevap hakkı verebilirim size. Yani ya çok da ben karşılıklı tartışmaya girmek istemem ama gayet alnımız açık. Gidip o istiyoruz rahatlıkla. Çünkü Alayköy Belediyesi de yerinde duruyor. Gönyeli Belediyesi de yerinde duruyor. Ondan başkanın hiçbir endişesi olmasın. Ha, bir şey söyleyeyim. Hep başkan bizi takdir etti bugüne kadar. Kamu yönetiminde, bürokraside de. Ama aday olduk. Nedendir aday olduk? Şimdi bir sanki birilerinin zorlamasıyla bir yerlere geldik gibi bir mana yaratmaya çalıştı. Üzüldüm yani. Çok önemli değil. Benim nasıl bu noktalara geldiğim hayatım hep sınavlarından geçti. Koleji kazandım sınavından, üniversiteyi kazandım sınavından, yüksek lisansı kazandım sınavından, kamuya girdim sınavından. Artık kıdemli idare amiriydim ve bakanlık müdürü oldum. İşin ilginci Sayın Başkan'ın mensup olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi'de. Göreve geldi dörtlü hükümet. Sayın Ayşegül Baybars buradan selamlarımı, sevgilerimi de yollamak istiyorum. Ayşegül Baybars Halkın Partisi hükümet ortağı benimle devam etti. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin bir ataması olmama rağmen beni görevden almadı. Sebebi nedir dediler? Liyakat dedi. Bir sonraki sorumuza geçelim. 10 dakikalık bir süre vereceğim sizlere bu soruda. Yine ilk ben konuşacağım. Evet yine ilk sizdedir. Şimdi Gönyeli'nin çözümlenmeyi bekleyen sizce en önemli sorunu nedir ve bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? 10 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Tabii Gönyeli'nin birçok sorunu var. Burada birçok sorunu var derken mevcut yönetim mutlaka bir şeyler yapmıştır. Bugün Gönyeli yönetiminde bulunan geçmişten de bugüne kadar da herkes bir katkı koymuştur. Onlara da teşekkür ederim. Sayın Benli'ye de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ama artık heyecanını, motivasyonunu yitirmiş bir yönetim. Esas Gönyeli'de ana sıkıntı yönetim sorunu. Ben bilirim, ben yaparım anlayışı. Takım ruhu, ekip ruhunun bulunmaması, adaletsiz uygulamalar ve halkın bu yöndeki şikayetleri esas sorun yönetsel. Ama onun dışında tabii ki altyapı sorunları ve diğer sorunlar da var. Bir takım mutlaka işler yapıldı ama mesela kanalizasyon ciddi sıkıntılar var. Alayköy ve sanayi ayrı bir başlık. Zaten orada kanalizasyon yok. Onlar için de en önemli ana sorun kanalizasyon ama Gönyeli'yi sordunuz. Gönyeli'de mevcut pompa istasyonları profesyonel olmadığı için rafa taşmalar oluyor. Çevre kirliliği oluyor. Gerek belediyenin gerek özelden hizmet alan vidanjörler Öypaş İrmar arasındaki menhollere vidanjör atıklarını boşaltıyor. Ana taşıyıcı hatların ciddi eksiklikleri var. Güneydeki hattın yarısı yapılmış, doğudaki hattın hemen hemen hiçbiri yapılmamış. Yeni oluşan bölgelerin kanalizasyona bağlanması, yeni hatların ve pompa istasyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Bunun gibi kanalizasyonla ilgili ciddi sıkıntılar var. Tabii bu işler bütçe işi, kaynak işi. Bunun dışında trafik sorunu var ciddi şekilde Gönyeli'nin. Bizim vatandaşla yaptığımız istişarelerde de, yaptığımız araştırmalarda da bu sorun ön planda çıkmış. Bunun dışında hayvan barınağı konusunda çok ciddi şikayetler var. Sanat, kültür, spor anlamında Gönyeli
hiç beklenen düzeyde değil. Bunu buradan herhalde kimse inkar etmez. Bunun yanında kent güvenliği anlamında ciddi sıkıntılar var. Son zamanlarda özellikle parklarda yaşanan sıkıntılar. Ve bunun yanında tabii 25'inden sonuna göreceğiz. İşte sosyal medyadan falan da takip ettiğimiz işte Kıptek 14 milyon borç. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin mahkemede olan bir husus var. Bunun da son faturası 20 milyon. Dolayısıyla çok ciddi rakamlar. İnşallah 25'inden sonuna da böyle bir tabloyla karşılaşmayız diye düşünüyorum. Bunları nasıl çözeceğiz? Tabii birçok projelerimiz var. Bir sonraki bölümde projelerden bahsedeceğiz ama bizim esas görevimiz, yöneticinin esas görevi kaynak yaratma. Kaynak bularak çözmemiz gerekir. Bunun çeşitli yolları var, çeşitli yöntemleri var. Nedir? Belediyenin gelirlerini çarçur etmeyeceğiz. Belediyenin gelirlerini rasyonel, etkin ve verimli şekilde kullanacağız. Birinci başlığımız bu. İkinci başlığımız, belediyenin gelirlerini artırıcı çalışmalar yapacağız. Kafamızda tasarladığımız bazı düşünceler var. Burada halkı sıkıntıya sokmayacak şekilde. Tabii bir diğer tarafta 51-95 sayılı belediyeler yasası var. Onun işte baştan sona güncellenmesi, özellikle vergi resim harçlarla ilgili düzenlemeler asgari ücrete endekslenmiş. Sanırım genel kurula sevk edilmek üzere. Muhtemelen önümüzdeki günlerde o yasanın geçmesi de belediyelerin gelirlerinde bir artış yaratacak diye düşünüyorum. Bunlarla yetinmeyip tabii dış kaynakları zorlayacağız. Biliyorsunuz ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyet Başkanlığı da yaptım. Ve son dönemde Sayın Benli'nin de bulunduğu platform, sendika ve başkanlardan oluşan belediyelerin devlet katkısıyla ilgili sıkıntılarını aktarmıştı. Ve biz de hem belediye başkanlarının hem sendikaların talebi üzerine o toplantılarda yer aldık, müdahil olduk. Ve belediyelerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığım rakamlarla yaptığımız sunum neticesinde belediyelere bir yapılan ek bütçeden kaynak sağlanmasını da başardık. Tabii ki bu bağlantılarımızı, bu çalışmalarımızı, bu deneyimlerimizi bundan sonra özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi'nin ve belediyelere sağladığı finansmanla ilgili bunun takipçisi olacağız. Bunların Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin projelerinin finansmanında kullanılabilmesi için zorlayıcı unsur olacağız. Bu bugüne kadar kurduğumuz ilişkilerle de bunu başaracağımızdan şüphem yok. Bunun dışında biliyorsunuz Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi sorumlu müsteşarı olarak da görev yapmaktayım. Avrupa Birliği ile ilişkilerde benim göreve gelmemden sonra arkadaşlarımla birlikte, tabii ki yalnız başıma olmaz, ciddi bir ivme yakaladık ve birçok projeye finansman sağladık. Hellim sürecini yönetiyoruz. Geç 2022'de 7,5 milyon euroluk kaynak sağladık. Bugüne kadar sağlık sektörüne kaynak verilmezdi. 960 bin euroluk kaynak sağladık. Ve bu 2023 içinde 37 milyonluk proje sunduk Avrupa Birliği'ne. Ve bu konularda edindiğimiz deneyim ve tecrübeleri de yine Gönyeli Alayköy için kullanacağız. Çünkü Avrupa Birliği'nin ne tür projelere finansman sağlayacağı bellidir. Hangi başlıklara sıcak baktığı, özellikle çevredir, solar enerjidir gibi bu başlıklarda finansman sağlamak yönünde daha olumlu bir tutumu var Avrupa Birliği'nin. Ve bunlara hazırlanacak başvuruların ne şekilde nasıl olacağı, bütün bu konulardaki deneyimimizi de birleştirerek Avrupa Birliği kaynaklarından da yararlanmak için gerekli iradeyi ortaya koyacağız. Bunun dışında neler yapılabilir? Sadece halktan toplanan vergiler dışında çözüm yolları. Özel sektörle kuracağımız iletişim, iyi ilişkiler neticesinde özel sektörle de bir takım projeleri hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Örneği var işte
Yönneli Yenikent bölgesinde, gerçi Lefkoşa toprağına girer ama bir Suat Günsel İlkokulu, özel devlet işbirliğinde hayata geçen bir okul, Meral Vedat Ertüngü. Buna benzer projelerin belediye özel sektör işbirliğinde de hayata geçmesi için takipçisi olacağız. Tabii ki bazı projeler merkezi hükümetin yürüttüğü projeler var. Özellikle trafik sorunuyla ilgili. Onların da takipçisi, zorlayıcısı olmak zorundayız. Bu sıkıntıların çözülmesi için merkezi yönetimden kopuk zaten hareket etmek mümkün değil. Bunun dışında belki bazı başlıklarda da ekonomik akıl, ortak akıl komşu belediyelerle işbirliğini de gerektirecektir. Tüm bunları ajandamızda yer alıyor. Tüm bunların mücadelesini vererek bu sorunların çözümü yönünde adım atacağız. Söyleyiniz var daha kullanmak isterseniz ya da siz bilirsiniz. Eğer... Projeleri anlatırken hepsini tekrar kullanırım veya son mesajda. Tamam. Evet, Sayın Menni, size göre tabii 3 dönemdir Gönyeli'de başkansınız ama mutlaka hala bir sorun vardır sizin de gözünüze çarpan. Ömür biter iş bitmez. Nedir sizce en büyük soru ve nasıl çözeceksiniz? Hüseyin kardeşimin ki kendisi efendi bir insandır. Bunu biliyorum. Doğrudur da. Eleştirileri son derece hakkıdır. Ama şahsımla ilgili söylediği söz uygun değildir. Ben işte enerjisi bitmiş, yaşlı bir insan değilim Hüseyin kardeşim. Öyle bir şey demedim. Dediğiniz cümle başında insanlarımız izlediler. Heyecanını yitirmiş dedi. Aynı şeydir, aynı şey. Bir şey bakınız de, ben, siz de forseyle girdik dediniz, o da farklı bir şey değil. Bakınız ben uzun yıllar öğretmenlik yapmışım. Ve hala daha da Gönyeli gibi ülkenin en büyük kentlerinden birinin belediye başkanı. Dolayısıyla ismime ve makamıma böyle bir söz söylemene müsaade etmem Hüseyin kardeşim. Tabii bu davranış Hüseyin kardeşimin kendinindir, partisinin. Veya kendiliği bir genç olan insanların değildir. Bunu da biliyorum. Ayrıca bir takım rakamlar ve iddialar ortaya koydu. Afaki iddialar olmasın. Örneğin elektrik kurumunun borcu vardı dendi. Ben çok merak ederim. Yani bizim görevimiz her para isteyene gönlünün parasını vermektir. Merkezi hükümetin, sorumlu olduğu hükümetlerin sorumluluğunda olan ve sizden kaynaklanan paraların Gönyeli tarafından ödenmesi doğru değildir. Bazılarından aldığınız Hüseyin kardeşim, eğer biz de verseydik Gönyeli'nin parasını boşuna vermiş olacaktık. Çünkü sildiler sonra. Neden? Rahmetli İhsan Bey başbakanlıkken bu doğruyu tespit etmişti. Eğer siz suyu temin edemiyorsanız da bırakırsınız Gönyeli kendi temin etsin. Da işletme maliyetleri merkezi hükümetin su sattığı maliyetin üstündeyse hem yatırım yapıp hem fazla para vereceğim. Sizin sorumluluğunuzda olan bu para Gönyeli'nindir sevgili Hüseyin kardeşim. Ben vermem. Siz verir misiniz bilmem. Ve nitekim de istenildi. İlk verenler verdi. Son vermeyenlere sildiler Hüseyin kardeşim. Buna haberin yoksa ben sana söyleyeyim. Ve daha diğer eleştiriler. Şimdi gelelim. Nedir en büyük sorunu? Damla Hanım, ben bugün belediye başkanı olmadım. Gönyeli'nin temel sorunlarını biz çok önceden gördük. Gönyeli vidanjörlerin döndüğü, erimiş galvanize metal borulardan suyun dağıtıldığı, içine lağım karışan, asbest su borularında, kabuşlar, fareler, kötü çevre koşulları gördüm ben Gönyeli'de. Çoktan önce gördüm. Ve Gönyeli'de hiçbir belediyenin başarmayı niyet edemediği köyden kente dönüşüm gibi çok köklü bir dönüşümü biz önce gördük ve dönüştürdük. Bugün ülkede siyahı bitirip, siyahın altını bitirip motorlu araç yollarının asfaltı kazılmamak üzere döken bir tane belediye var. Bir tane Damla Hanım. Niyet eden yoktu. Biz bu sonunda çoktan gördük. Ancak gördüm ki yeni çağın en temel ihtiyacı, vazgeçilmezi, yeni çağdaş kentlerin yeni altyapısı fiber optik Gönyeli'nin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Ve bu sebeple
merkezi hükümete başvurdum. Bu sorumluluk yerel yönetimlerin değil. Daha yaptığımız birçok okul gibi, alt üst geçit gibi, köprü gibi, aydınlatma gibi, elektrik altyapısı gibi birçok sorumluluk bizim sorumluluğumuz değildir. Merkezi hükümetlerin sorumluluğu. Ama hayat sadece yasaların verdikleriyle en iyi olmuyor. Gönülde yaşam sadece belediyenin sorumluluğuna verilmiş işlerle olmuyor. Dolayısıyla diğer hükümet merkezi otorite yetkisindeki ama hayatın gerektirdiği hizmetleri de yaparsanız sizin yaşam kaliteniz yüksek olur. Ve bu maksatla ve diğer sebeplerle, burada anlatamayacağım detaylarla, merkezi hükümete başvurduk. Dedik ki bu çağın gerisi olmaz. Biz ilerliyoruk ama hala daha takıldı, internet hızı gelmez. Bunu hızlandırmamız lazım. Hükümet karar aldı. Ulaştırma Bakanı'na yetki verdi. Sayın Tolga Atakan Ulaştırma Bakanı'yken biz onunla yaptığımız protokolle Gönyeli'nin her evine fiber optik 2021. ayının birinci günü Gönyeli'nin her evinde fiber optik olacaktı. Biz bununla ilgili çok çalıştık. Avrupa'ya elemanlar gönderdik. Gurur duydum. Türkiye'den Aselsan gibi değerli şirketler geldi. Çin'den, Teçin'den Huawei gibi bir dünya devinin elemanları geldi Gönyeli'ye. Onlarla çalıştık. Bakınız, bir belediye başkanının sorumluluğu ihale duyurusunu verinceye kadar. Çünkü onun idari ve teknik şartnamesi hazırlandıktan sonra bir de bütçelemesi vardır. Gerisi uygulayıcıların ve mühendislerin denetimidir. İhale duyurusunu verdik. Hüseyin Bey, değerli kardeşim, iyi çocuk, iyi arkadaş. Niye iptal ettiniz Bakanlar Kurulu kararıyla? Niye? Yani şimdi bu tavırlar... Her eve fiber optik gelecekti. Buyur. Her eve, Allah aşkına. Çağı yakalayacaktık. İhale duyurusu verilmiş. Yani sen amcaoğlu mu iptal? Bakanlar Kurulu kararıyla. Şimdi hocam, öğretmenim. Yani Bakanlar Kurulu kararı. Bu davranışlar tamamdır. Bakanlar Kurulu kararıyla ihalesi duyurulmuş. Kenti çağdaş düzeye çıkaracak. Ve çağdaş kentin vazgeçilmezi olan, bu yetkiyi veren Bakanlar Kurulu kararını Bakanlar Kurulu'nda iptal ederken hiç Gönyeli'ye acımadınız. Ama ben biliyorum. Fiber optiği yaparsaydık biz eğer, Gönyeliler mutlaka çağdaş hizmet alacaklardı. Ama sanırım bu seçimde pozisyonlar çok farklı olacaktı. Ama şunu herkes bilmelidir. Herkes bilmelidir. Halkın hizmet hakkı kesilmez. Çünkü hakem halktır. Çok doğru. Halk bunu kesenleri, bu hizmeti durduranları ihaleye çıkmış. Bunun önünü durduranları unutmayın. Tabii ki süremiz nasıldır? 4 dakikanız var. 4 dakika daha var. Bu konuda biz yapacağımız projeleri anlatacağımız başlıkta mıyız? Yani bir sonraki bölümde projelerinizi anlatabilirsiniz ama 4 dakikanız var bu bölümde de. Bunu anlatabilirsiniz. Sorunları istesin. Söylüyorum. Sorunların çok önceden aşıldığını biliyorum. Projeleri bir sonraki dönemde soruda anlatmak üzere. Şimdi köyden kente dönüştürülmüş ve en güçlü yapıya sahiptir. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Yani yönetirken veya projeleri uygularken Damla Hanım, sizin belli başlı yönetim ilkelerine sahip olmanız lazım. Birincisi, dürüst ve adil olmanız lazımdır. Hüseyin kardeşim de söyledi. Tasarruflu bir bütçe, güçlü bir yapı söyledi. Şimdi belediyelerimizi batıran en önemli israf personel giderleri. Benim de partim iktidara geldiğinde bütün partililerim heyecanlandılar, işe girecekler diye. Akrabalarım da heyecanlandılar. Ama siz %80 personel gideri olan bir bütçeyi devraldığınızda bunu %40'lara indirmezseniz, yani yatırım payı sıfır olan bütçelerle, o anlayışla, hısımım, akrabam, partilim istihdam edilecek anlayışıyla devam ederseniz, istediğiniz kadar yazı yazın ben yapacağım diye, güçlü bütçeye gidemezsiniz. Peki geldiğinde anne baba karşınıza, benim çocuğa iş, çocuğunun istikbalini arar, canına istikbal arar, anlamaz bir şey. Da sizin evlat devlet dairesinde olursa, anlar mı sizi insanlar? Adalet size inanır mı? Size güvenir mi? Değişim projelerinize onay verir mi? Hüseyin kardeşim söyledi.
Ben dedi okudum, sınav geçtim. Eyvallah, çok doğru, tebrik ederim. Benim de iki oğlum, bir kızım vardır. Onlar da üniversite geçti. Onlar da geçebilir kamu sınavını. Benim de elim kolum uzundur. Koyarım devlet dairesine. Ama geldiğinde anne baba genç, istikbal arar. Nasıl koyacağım? Veya benim de aklım keserdi. Benim de partim vardır, müdür yaparım. O sınav istemez, onlar siyasi atamadır. Onlar sınavla değil, liyakatla değil değerli kardeşim. Onlar arkanızdaki siyasi güçledir. Müdür olmak, müsteşar olmak, başkan müsteşar olmak. Üst adil konuşalım. Ve bunu geldiğinizde insan evladınız beklesin ve ben bütçeyi batıramam. Halka hizmet etmek zorundayım. Diyebilmek için kendi evladınızla sınanırsınız. Benim belediyemde ne bir akrabam ne bir partilim vardır istihdam edilmiş olarak. Ve işte bu ilkelerle yöneteceksiniz kentinizi. Ve ondan sonra da ihtiyaçlarını söyleyeceksiniz. Ben söylüyorum. Köyden kente dönüşmüş. Hedeflenemeyeni bitirmiş. İşte istihdam ve diğer israfın önlenmesini çok doğru söyledi kardeşim. Ya bunlar lafla olmuyor. Bedelle oluyor, bedelle. Yapılacaklar olan söyledi. Biz cekcakları yaptık, gördü bunu insanlar. Uluslararası ilişkinin kralı. Türk belediyelerinin alınmayan koltuğunu aldık biz Avrupa Konseyi'nden. Türkiye'deki dostlarımızla en üst düzeyde ilişkilerimiz vardır. Çok tecrübeli kadrolarımız vardır. Bizim deneyimimiz vardır. En güçlü bütçemiz vardır. En önemlisi alnımız aktır, dürüst ve adilik. Ve işte bu güçle, bu ilkelerle yönetmektir. Yoksa şunu yapacağım, şunu yapacağım. Onları da söyleyeceğim. Sayın ve son olarak da yeni hedef Gönyeli'de yüksek yaşam kalitesidir. Yani gerçekten artık çağdaş yaşama erişmektir. Altyapıların bitmesinden sonra çevreye yatırım, sosyal projeye yatırım, hizmet kalitesine yatırım, insana yatırım gibi yatırımlara bu güçlü ve tecrübeli yapıyla yöneleceğiz diye düşünüyorum halkımızın takdiriyle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Benli. Sayın amcaoğlu, son sorulara geldik. Özellikle projeleri konuşalım. Evet. Hangi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? 15 dakikalık sürenizi başlattık. Noktaya geldik. Tabii birkaç kelime. Başkan herhalde bizi dürtmeye çalışır böyle. Anlattık ne olduğunu. Özellikle istihdam konusunda benim tutumumun ne olduğunu herkesten iyi. Zaten başkan bilir. Bu süreçte de 16 yılda 75'e yakında istihdam yaptı Sayın Başkan. Eleştirmek için söylemiyorum. Emekli olduğu ihtiyaç vardı. Yapmıştır zaten. Kimlerin anıldığını da herkes biliyor. Diğer devlete girenleri de biliyorlar. Ben kimsenin ismini verip rencide edecek bir yapım karakterim yok. Ama istihdamla ilgili söyleyeceğim, 2015 yılında belediyelerin gereksiz istihdamları sonucunda bizzat benim de merkezinde bulunduğum, ki o dönem Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarı vardı. Aldığımız tedbirle yerel gelirlerin ve devlet katkısının personel giderine oranı %50'yi aşarsa istihdam yapamaz zaten belediyeler. İstese de yapamaz. Hüseyin Amcaoğlu da yapamaz, Ahmet Bengi de yapamaz. Ve benim hesaplarıma göre de Gönyeli'nin %47'dir sanırım şu anda. Bir önceki yılın kesin gelir gider hesabına göre. Bir şey varsa düzeltebilir başkan. Dolayısıyla bunu birilerini korkutmak, siyasi malzeme kullanmaya gerek yok. Zaten kim istese istihdam yapamaz. Siz %47'deyseniz, 47,5'taysanız zaten iki tane istihdam yapsanız dolar. Ki kaldı ki ben bu bütün seçim sürecinde çıktığım her programda da temas ettiğim tüm vatandaş dahatla istihdam konusunda kesinlikle kimseye bir taahhütte bulunmayacağımı, bu şartı sunarak bana destek olmak isteyen varsa olmasın, gerekirse ben bunun siyasi bedelini de öderim. Bu kadar açık ve net. Çok başka bir şey söylemeye gerek yok bu konuda. Ve bu konuyu noktayı koyuyorum. Gelelim projelere. Tabii ki birçok proje hazırlanabilir ama önemli olan finansman kaynakları, az önce belirttik. Gönyeli Göleti Doğa Parkı diye bir projemiz var. Bu
hem Gönyeli Göleti çevresinin yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolları, seyir terası, kuş gözlem evlerinin içinde olduğu biliyorsunuz. Özel ilgi turizmi. Bu kuş gözlemine oldukça ilgi var ülkede. Ben bunu turizm müsteşarlığı döneminde Köprülü Göleti'nde bu projeyi yapmıştık. Ve Rum tarafından bile yüzlerce insan bu kuş gözlemi için kuzeye geçiyor. Gönyeli Göleti'ni bir marka değer haline getirip bu anlamda da bir özel ilgi turizmi yaratmak önemli düşüncelerimizden biri. Burada herkesin doğayla baş başa kalabileceği ve mevcut ekosistemi korumaya ve sürekliliğini de sağlamaya yönelik Gönyeli Göleti Doğa Parkı diye güzel bir çalışmamız var. Bu şekilde gösterebilirim. Bunun dışında biliyorsunuz açık pazar sıkıntısı var Gönyeli'de. Bunu da şu anda eski Yalçın Park Düğün Salonu'nun arka tarafında yapılıyor. Bir açık pazara ihtiyaç var. Dolayısıyla yaptığımız çalışmada modern açık pazar ve etkinlik alanı diye bir projemiz var. Ki bu 2700 metrekarelik bir alana tasarlandı. Hem halk pazarı olarak kullanılacak hem de pazarın olmadığı günlerde sanatçılarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza destek amacıyla yapılan çalışmaların sergilenebileceği açık hava sanat galerisi veya etkinlik alanı olarak da değerlendirilecektir. Böylece karma işlevli bir yapı oluşturulacak ve ticari ve sanatsal merkez olarak Gönyeli'ye katkı sağlayacaktır. 148 adet satış standı, pazar etkinlik alanı, çocuk oyun alanı, restoran, kafeterya, köy kahvesi ve 97 araçlık kapalı otoparkı da içeren bir projemiz var. Sağlıklı Yaşam Merkezi diye bir projemiz var. Bu da sağlık ocağı, sosyal tesis, kafeterya ve otoparkı içeren bir projemiz olacak. Bunlar, ben şunu da söyleyeyim, benim hedefim zaten 2 dönem, 8 yıllık. Dolayısıyla bu projelerimi de 2 dönemde hayata geçirerek, birçok değerli arkadaşımız var. Bu ülkede birçok değer var. Kimse vazgeçilmez değildir. Dolayısıyla bu bayrağı da 2 dönem sonuna bir başka arkadaşa devrederek devam etmek düşüncesiyle hazırlanmış. Gönyeli Spor Kompleksi diye projemiz var. Biliyorsunuz biz de zaten sporun içinden gelen bir kişiyiz ve özellikle Gönyeli'nin çok önemli bir altyapısı var. Gerçi Gönyeli Spor Kulübü bugün istenen pozisyonda değil ama özellikle altyapı çok önemli. Geleceğin kulübü Gönyeli olacak. Özellikle bunların antrenman ihtiyaçlarında düşünüldüğü sentetik futbol sahası, tenis kortları, basketbol sahası, yürüyüş yolları, kafeterya ve otoparkı içeren bir spor kompleksi projemiz yer almaktadır. Alayköy ile ilgili biliyorsunuz Alayköy'ün bir halı sahanın bulunduğu bir doğal bir alan var. Orada bir kafeterya var ve ağaçlandırılmış bir bölge var. Eskiden orası çöp alanıydı ve ne güzel, en azından köy halkına tam anlamıyla olmasa bile kazandırıldı. Biz burayı Alayköy Tabiat Parkı ve piknik alanı, çocuklarıyla birlikte temiz düzenli ortamda doğa ile baş başa vakit geçirebileceği, sosyalleşebilecekleri piknik ve park alanları, yürüyüş ve koşu parkurlarından oluşan bir alan düşünüyoruz ve buranın da çevre bilimcilerinin önderliğinde de fidan dikme etkinlikleri, yeşil alanların artırılarak da çocukların geleceğine yatırım yapmak düşüncesindeyiz. Ne var bu projenin içerisinde? Sokak basketbol sahaları var, kaykay ve paten pisti var, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kafeterya ve otoparktan oluşuyor. Bu da Alayköy için önemli bir proje. Alayköy'ü gezerken en büyük sıkıntı, bir baktık bizde dediler düğün salonu yok, mecburuk düğünlerimizi Gönyeli'de ve Lefkoşa'da yapalım. Biz buna mecbur muyuz? Bu soruna çözüm bulun. Biz de dedik ki Alayköy düğünle etkinlik salonu şeklinde bir projemiz var. Görselleri burada ama zaten bu kitapçığımızda yayınlanacak. Bu 400 metrekare kapalı alan var, mutfak, depo, çocuk oyun alanı, büfe, otopark ve düğün salonundan
oluşuyor. Düğün dışında nişan, sünnet, mezuniyet töreni, davet, sergi, kurumsal etkinlikler içinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir projemizdir. Yine bir başka projemiz Yenikent Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi. Çocuklarımızın çevrelerine duyduğu merak, çevrelerinde olup biteni anlayıp kavramak, keşfetmeye, deneyimlemeye, gözlemlemeye yönelik çalışmalar, teknolojik donanımlar, çocuk oyun alanlarının bulunduğu, bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan bir merkez inşa etmek düşüncesindeyiz. Bunu da projelerimiz arasında aldık. En büyük sıkıntı hayvan barınağı konusunda. Çok ciddi eleştiriler vardı bu konuda ama bir takım düzenlemeler yapıldı sanırım. Ama bizim burada modern bir hayvan barınağı ve bakım evi projemiz var. Muayene odası, gezinme alanları, ameliyat odası, laboratuvar bölümleriyle tüm can dostlarımıza sağlıklı bir yaşam alanı sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ve hemen seçim sonrasında da Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile imzalayacağımız protokol sonucunda da önce barınaktaki hayvanlarımızın kısırlaştırılması, devamında da bölgemizdeki veterinerlerle ortak çalışma yaparak sokak hayvanlarımızın da kısırlaştırılması yönünde çalışmamız olacak. Çünkü bunun başka türlü önüne geçilmesi mümkün değil. Tabii ki burada barınak konusunda şunu da söyleyeyim. Benim şahsi fikrim burada belki Lefkoşa ilçesindeki belediyeler olarak ortak işbirliği de yapılabilir bu konuda. Çünkü biliyorsunuz bunu idame ettirmek de önemli. Dolayısıyla bunu daha çağdaş, daha uygun koşullarda yapabilmek için belki de kim seçilirse seçilsin önemli değil. Biz zaten bugüne kadar hep işbirliği içinde olduk. Hangi partinin adayı seçilirse seçilsin. Lefkoşa, Değirmenlik, Gönyeli belki de ortaklaşa 3 belediyenin güçlerini birleştirerek bu konuda da bu projenin hayat bulması sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii altyapı projeleri eksiklikler konusunda söyledim. Kanalizasyon sıkıntısı, Gönyeli ve Yenikent'teki eksik hatların tamamlanması ve pompa istasyonlarının daha verimli çalışır hale getirilmesi projelerimiz arasında. Bunun yanında kendi içinde iş bağlantıları sağlanmış olan Alayköy Sanayi Bölgesi'nin Gönyeli ana kanalizasyon sistemine bağlanması ve Alayköy Bölgesi'nin de kanalizasyon şebekesinin yapılması temel hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında yine Alayköy'de yaptığımız temaslarda özellikle Alayköy mezarlık yolunun sanayiye birleşen kısmının oldukça kullanılan bir yol olduğunu öğrendik ve bunun asfaltlanması yönünde de bölge halkına söz verdik. Yine Yılmazköy'de aydınlatma ve tali yolların asfaltlanması da önem arz ediyor. Yağmur suyu drenaj sistemleriyle ilgili de altyapı projelerimiz yer alacak. Tabii Gönyeli'nin şantiye dediğimiz araç parkı ve tamir merkezinin olduğu alan artık işlevini yitirmiş durumda ve yerleşim alanlarının ortasında kalmıştır. Dolayısıyla bunların da modern bir bakım onarım tamir atölyelerinin geniş ve düzenli bir park alanı oluşturulması ve bir başka bölgeye taşınması da düşünülmektedir. Bunun yanında modern mezbaha projemiz var. Büyükbaş, küçükbaş hayvanların veteriner hekim kontrolünde daha hijyen, daha sağlıklı kesim ve dağıtımının yapılması yönünde de bu da bir ihtiyaç. Gönyeli bilirsiniz kasapların da merkezi ve mezbaha da artık bir takım tadilatlar yapılıyor sanırım. Bilmem Sayın Başkan bilgi verir isterse ama yeni bir mezbahaya da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun dışında bizim sloganımız Gönyeli Alayköy kültürün, sanatın, sporun başkenti olacak dedik. Kültür sanatla ilgili projelerimiz yer almakta. Bununla ilgili öncelikle Gönyeli Alayköy Belediyesi'ne bağlı bir kültür sanat komitesi oluşturacağız. Bu uzman arkadaşlardan oluşan bu komitenin de yapacağı yıllık programlarla yıl 12 ay her ay bir etkinliğin gerçekleşeceği bir
planlama öngörüyoruz ve Gönyeli Yeniköy bölgesinde halk danslarını yeniden canlandırmak ve SİOF'a üyeliğin Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi'ne başvuru tekrar üyelik için de girişimlerde bulunacağız. Yine bakıyorum Alayköy'de bu konuda bizden ileri durumda. Kültür sanat konusunda iki tane derneğimiz var orada. Bu derneklere de her türlü desteğin verilmesi boynumuzun borcu olacaktır. Yine belediye bünyesinde bir tiyatro oluşturulması, belediye tiyatrosu oluşturulması hedeflerimiz arasında. Müzik, resim, fotoğraf, heykel, el sanatları gibi faaliyetlerin desteklenmesi ve bunlara gerektiğinde etkinlik ve galeri alanlarının sağlanması yönünde de çalışmalarımız olacaktır. Bunun dışında belediye bünyesindeki sınırlarımız içerisindeki tüm spor kulüplerine de özellikle kurumsallaşmaları yönünde, yani kendi ayakları üzerinde durabilecek projelere çok daha fazla destek vereceğimizi, günü kurtaran günlük başarılar değil, kulübün geleceğini de kurtaracak, kalıcı gelir sağlayacak projelere de önem vereceğimizi buradan belirtiyorum. Zaten bunun yanında Alayköy bölgesinde de atıl durumda bulunan bir futbol sahası var. Yanından geçtik geçen gün, hafta sonu Alayköy'deydik. Gerçekten işler acısı. Bu sahanın zaten tekrar köy gençliğine kazandırılması için şimdiden ben girişimlerimi başlattım. Seçim önemli, tabii ki önemli ama sonuçta seçim geçer. Ben kazanacağımdan hiçbir endişem yok ama bu sonuçta bir demokratik yarıştır. Burada ilk değilik, bu Alayköy sahasının da tekrardan çimlendirilip köy gençliğine kazandırılması için de ben en büyük çabayı sarf edeceğimi de buradan belirtmek istiyorum. Yine Yılmazköy ile ilgili çok spora meraklı bir köy. İnanılmaz bir potansiyel var Yılmazköy'de. Neredeyse bizim Gönyeli ile yarışır duruma geldi. Yılmazköy'ün futbol sahası gayet zemin, oldukça iyi ve hatta bizim Gönyeli'nin zaman zaman antrenmanlarını da orada yaptırıyoruz. Ama orada bir soyunma odası ve tribün eksikliği vardı. Biliyorsunuz bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla imzaladığımız Gençlik İspor İşbirliği protokolü vardı. 13 tane projenin hayata geçmesi yer alıyordu bu projede. Bizzat ben de Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcısıyla imza koyduk. Ve bu projelerin içinde bizim yoğun girişimlerimiz sonucu KKDC kaynaklı bir takım projelerin açılması ve buradaki müteahhitlerin de bir gelir elde etmesi yönünde ısrarımız sonucunda 3 tane proje bu çerçevede Lefkoşa kaynaklı açıldı ve bunlardan birisi de Yılmazköy sahasının soyunma odası ve türbün projesidir. İhaleye çıkıldı. Sanırım 20 Aralık'ta ihale sonuçlanacak. Yılmazköy'ün de kulüp binasının tadilat talebi var. Bunu da gündemimize, ajandamıza aldık. Bunun dışında Sayın Benli'nin hazırladığı bir proje vardı. Yusuf Yönler, Nur İçinde Yatsın, tenis sporuna çok önem veren, çok büyük katkıları olan bir abimizdi. Zamansız kaybettik. Onun ismini taşıyan bir kapalı tenis kortu projesi vardı. Onu biz hayata geçirmek için tüm imkanlarımızı zorlayacağımı da buradan belirtmek istiyorum. Yine bağımlılıkla mücadele gündemimizde bir konu. İçimizden yetişen bir değer, birlikte çok işlere imza attık. Sayın Hasan Karaokçu, Gönyeli'nin bağrından yetişen bir arkadaşımız. Uyuşturucu Mücadele Komisyonu'nun sorumlu müsteşarı olarak Sayın Karaokçu'yla birçok projeler, Sosyal Uyum Merkezi, Karavan Projesi, Mahalle Anneleri Projesi gibi birçok projeyi hayata geçirdik beraber. Şimdi de Gönyeli Alayköy özelinde özellikle farkındalık yaratacak projeler öncelikli olmak üzere bilimsel çalışmalara ve bağımlılıkla mücadele toplumun en büyük sorunu gerekli önem ve destek verilecektir. Kanlıköy, Yılmazköy bölgesinde çevre yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun parklarıyla ilgili projelerimiz var. Belediyeye ait alanlarda ücretsiz internet noktaları konusunda çalışmamız olacak. Belediye bünyesinde engelsiz destek birimi kurularak özel gereksinimli ve ihtiyaçlı bireylere yönelik de hizmetlerde düzenlemeler yapılması gündemimizdedir. Belediye hizmetlerin daha hızlı, daha güvenli, daha doğru olarak yürütülmesini sağlayacak, günümüzün bilişim teknolojisine de sahip
akıllı belediye yönetim sistemine geçilmesi yönünde de çalışmalarımız olacak. Burada devletin yürüttüğü önemli bir çalışma var. Açtık süreyi. Evet, süreyi ama açtık ama bir dakikalarım evet, dakikalarımız var. Özellikle mekansal adres kayıt sistemi projesi var. Devletin çok önemli belediyelerle birlikte tüm binaların, sokakların, binaların numaralandırılması ve daha sonrasında numaralandırılan bu binaların içerisine insanların yerleştirilmesi ve bundan sonraki süreçte kurulacak yapıyla, sistemle Türkiye'deki gibi bütün nüfus hareketlerinin takip edileceği bir MAX projesi var. Bu projeyle ilgili de üzerimize düşen Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak gerekeni yapacağız. Çok önem verdiğimiz bir proje. Çünkü düşünün, belediyelerinden önemli gelir kaynağı devlet katkısı. Halen daha belediyelere katkıyı 2011 yılındaki nüfus sayımı üzerinden veriyoruz. 11 yıl önceki nüfusları üzerinden. Tabii bunun yanında hükümetinle işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken projeler de var. Hükümetin ajandasında olan, özellikle trafik konusunu çözümleyecek, trafik ve ulaşım sorununu rahatlatacak çevre yolu projeleri var. Bunlarla ilgili merkezi hükümeti zorlayıcı unsur olacağız ve bunlara kaynak sağlanması için de zaten son yaptığımız protokolda da özellikle karayolları konusunda önemli bir kaynak, 2,5 milyarlık yaptığımız ek anlaşmada da sağlanmıştır. Burada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin kesintiye uğrayan Girne Güzelyurt Yolu bağlantısının tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Alayköy'ün de Ağıllar Bölgesi üzerinden Yenikent ve Lefkoşa Merkeze bağlantısını sağlayacak alternatif bir yol projesinin hayata geçirilmesi de çok önemli. Evet. Bölgedeki ulaşım ve trafik için. Bunun yanında mesleki gelişim okulu projemiz var. Bu tabii Eğitim Bakanlığı'nın da gündeminde olan ve Alayköy Sanayi Bölgesi biliyorsunuz oldukça gelişen bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede böyle bir okula ciddi şekilde ihtiyaç var. Hem teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve orada hem eğitim görüp hem orada uygulamalı derslerin gerçekleşebilmesi adında bu projenin de hayata geçebilmesi için takipçisi olacağız. Yaptığımız çalışmada da zaten burada finansmanının da hazır olduğu yönünde bilgi edindim. Merkezi hükümetle yürütülmesi gereken bir takım başka hususlar da var. Özellikle Yılmazköy'de kırsal kesim konusuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Arazimizi bulduk. Mülkiyet araştırmaları yapılıyor. Alayköy'de de sosyal konut ve kırsal kesimle ilgili çalışmalarımızla da hükümetle birlikte ortak yürüteceğimiz çalışmalar olacak. Biraz süreyi aşmışsam evet, kusura bakmayın. Rica ederiz. Sayın Ahmet Belli, yeni dönemde ne tür projeler ortaya koyacaksınız? Projelere geçmezden önce bazı notlar aldım ama bir tanesini söylemek istiyorum. Hüseyin kardeşim söyledi. 2011 yılında yapılan sayıma göre belediyelere nüfuslarına göre katkı veriliyor. Bu şu demek. Eğer 2011'den sonra bugün güncel bir sayım olsaydı devlet katkısı Gönyeli Belediyesi'nin iki katı kadar daha olacaktı ve Gönyeli Belediyesi uçacaktı. Bu itirafından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tabii söylediği birçok şeyler var ama onlara zaman yoktu. Damla Hanım, çeşitli dönemler seçimlere katıldım. Vaatlerde bulunur adaylar. Sayar. Bir gün stüdyodayız yine. Adayın biri okuyor bir kağıttan. O biri kasıldı. Niye kasıldın dedim. O bende de var dedi. O ondan önce söyledi ya. Proje onun oldu. Dedim al kalemi yaz. Bu kalem tükeninceye kadar yazabilirsiniz. Hatta biterse bir kalem daha alırsınız. Yazmak kolay. Hatta yazınca da içinden okursunuz. Süre de yetmez size. Yazarsınız. Da bunu nasıl başaracaksınız? Neden önce sordum. Değerlendirme istedim. Bu ülkenin en güçlü, en iyi hizmet yapabilen belediye hangileridir? Söylesinler bize de, biz de biliriz de. Daha öndekiler varsa onlardan da örnek alalım. Çünkü neden? Yazmak marifet değildir Damla Hanım. Onu uygulayabilmektir. Uygulayabilmek mali güç, ekip, tecrübe,
uluslararası ilişkiler vesaire ister. Ve merkezi hükümeti yönetmeye benzemez yerel yönetim. Yazarsınız bir kağıt, kaldırın dağları dersin. Ya da dağı kaldır. İşte merkezi hükümet ve yerel hükümetlerin, yerel yönetimlerin farkı budur. Örneğin dendi ki biz yasa yaptık ki artık belediyeler istihdam olmaz da batmaz. Allah aşkına değerli Gönyeliler, Yılmaz köylüler, Alay köylüler, Yeni kentliler, ülkemizin insanları. Hala daha batmıyor mu bu ülkenin belediyeler istihdamdan? Demek ki orada kağıt yazmak da değilmiş mesela. Şirket kurarlar, gene alırlar. Yapıyorlar. Önemli olan dürüst, adil yönetmektir. Ve dönüştürmeye niyet etmektir. Tabii siz yapılacak olan projeleri sordunuz. Bunlar kolay. Ama biz insanlara yaptıklarımızı hatırlatmamız lazımdır ki fark ortaya çıksın. Onlar cetçe kaleminiz varsa yazarsınız. Ben izninizle çok kısaca, sadece son dönemde yapılmış, yıllar içinde yapılanları değil, son döneme kadar satmış onları da bir kısaca hatırlatmak istiyorum. Çünkü o biri kalemin varsa yazarsın sonuna kadar. Hatta ondan da kopyalarsın. İzliyorum. Söylediklerimiz kopyalanıyor, memnun da oluyor. Biz köyden kente dönüşümü tamamlayan ve en zor kısmı başaran bir belediyeyiz. Şimdi başlangıca göre çok daha güçlüyüz. Bunu Hüseyin arkadaşım söyler söylemez, Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a herkes biliyor ki bu ülkenin en güçlü, en iyi hizmet veren ve temel sorunlarını aşmış yegane belediyesi var. Gönyeli Belediyesi virüs liglidir. Bunu kabul edenler etmez. Dolayısıyla bu güçle yazarız biz yazdıklarımızı. Cek cakla değil. Ve dünden bugüne neler yapıldı? Kanalizasyon tarih olacak dediğimde da billboard astım, yüreğim titrerdi. Hüseyin arkadaşım sağ olsun kanalizasyonun üstünde meydana gelen arızalardan bahsediyor. E tamam, sizin de eviniz vardır. Orada da tıkanır. Onu da bir pompayla açarsınız. Bunun da pompaları büyüktür. Gönyeli'nin kanalizasyon şebekesinin Hüseyin kardeşimin söylediği gibi olmadığını şahidi Gönyeli sokaklarıdır arkadaşlar. Gönyeli'nin insanlarıdır. O yollarda görürsünüz Ömer'in kapaklarını böyle 200 kilometre dolayında kanalizasyon şebekesi vardır Gönyeli'de. Bunlar hayal değil, gerçektir. Su şebekesi. Biz çeşmeden içeriz suyu Damla Hanım. Çünkü neden? Yüksek yoğunluklu polietilen borularla o galvaniz asbest borular attık. Uluslararası ihalede bitmiş kente göre proje yaptık. Döşedik. Sürekli mikrobiyolojik analizleriyle biz çeşmeden içeriz suyu. Ne cekcak değil. Bunu gerçekleştirdik. Az önce sanayi bölgesinde bir okul yapmaktan bahsettim. Gönyeli'nin dört yeni veya yenilenmiş okulu vardır. Merkezi otoritenin görevidir. Sağ olsun iki tanesini iş adamı yaptı. İki tanesini de çok büyük ölçüde Gönyeli Belediyesi'nin kaynakları ve tecrübe yardımlarıyla yapıldı. Son dönemde hükümetin de bir katkısı var son etapında. Bunlar bizim görevimiz değil. Biz yapacağız demedik, cek cak demedik, hayal demedik. Dört tane yeni okulu var. Merkezi hükümetin yaptığı okul yoktur. Hayal değil bunlar. Sonra belediye bulvarı, pardon, belediye hizmet binamız. Bakınız o kadar çok şey engellendi ki. Belediye binamızı yaparız. Bende durdur yapamazsın resmi yazısı vardı. Yaparsan başarılı olursun. Miraç Köprüsü'nü yaparız. Kendisi İçişleri Bakanı'na ilgili müdürdür. Durdur yapamazsın yazısı vardır. Sevgili Damla. Niye? Yazık değil mi Gönyeli'ye? Gönyeli Belediye Bulvarı'nı dönüştürdük. Önemli hizmetlerimizden birini hatırlıyorum. Bakanlar Kurulu kararıyla bunu bizden habersiz şehirler arası yol yönettiniz. Niye? Yapılan hizmetleri söylüyorum. Gönyeli trafik sorunundan bahsederler. Gönyeli'nin merkezini kuzey çevre yoluna ulaştırmak için ışınsal yol var ve güzel yurt yolu genini kesiyor. Karayollarının sorumluluğundadır. Devasa bir projedir. Karayolları yapamadı. Biz izin aldık. Engellemeye kalktılar. Mahkemeye kararlarıyla, ısrarla, mücadeleyle yaptık. Ama yapana kadar insanlar çok işkence çekti. Bitirdik. Hükümet yapamadı. Niye engellediniz sevgili kardeşim? Niye? Biz asfaltı ülkede kazılmamak üzere döktük. Biliyorum bakıma ihtiyaçları vardır. Ama sağ olsunlar Türkiye'den gelen hibeleri bile geçirmiyorlar. Kendisi de hatırlattı. Hükümetle belediyelerin yaptığı görüşmede
yerel gelirdeki artıştan yasal hakkı olan belediyelerin, belediyenin yasal hakkı olan paranın kaçta kaçını geçirdiniz seçim var diye Hüseyin kardeşim. 16 milyon alacağı vardı bugün Gönceli Belediyesi'nin merkezi hükümet üzerinden. Kendi kaynakları, hibeler ve merkezi bütçeden alacağı paydan. Niye bırakmazsınız sevgili kardeşim bunlar? Gelsin Gönceli'ye. Niye? Ve o zaman çok daha bakımlı olacaktı. Gönceli'ye girdiğinizde farklı bir kente girdiğinizi görürsünüz. Bunlar cetcak değil. 47 çocuk oyun parkı var Gönceli. İlk kent parkı hizmettedir. Bizde palmiyeler, hurmalar, araba plakası gibi plakalıdır. Hepsi koruma altındadır. Biz ülkenin en güçlü belediye bütçesini yarattık. Az önce istihdamlarla ilgili verdiği rakamlar da gerçek değildir. Sonunda sosyal aktivite insanın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönceli Sosyal Aktiviteler Merkezi, Gönceli SAM ülkede bir marka oldu. Ve gidersiniz belediyeye Değirmenlik SAM olur, Dikmen SAM olur, Alayköy SAM olur, kopyalanır. Avrupalıları getirirler ve örnek diye gösterirler ve enerji bağlı değildir orası. Yeşil bir binadır o bina. Burada gerçekten daha çok hizmet vardır. Çok hizmet vardır ama ben bunların hepsini anlatırsam bisiklet yolları, cadde dönüşümleri vesaireler vardır. Yapacaklar mı anladım. Bakın bu cek değil. Yazarsınız kalem bitinceye kadar yapacaklarınızı. Ama gene soruyorum. Bu ülkenin en güçlü belediyesi hangisidir? En temel sorunları açmıştır. İşte marifet budur arkadaşlar. Ondan sonra söylediğiniz tabiatıyla inandırıcı olur. Bir de görüyorum, duyduk sonra çoğaltıyorlar projeleri. Sorun değildir. Bizim söylediklerimizin tekrarlanması bizi sadece mutlu eder. Biz yeni dönemde asla ve katla fiber optik altyapısından vazgeçmeyeceğiz. Bu bizim en önemli projemizdir. Gerekirse mahkeme kararlarıyla bunun önünü açacağız. Hiçbir güç halkın hizmet hakkını engelleyemez. Biz Gönyelilerin hakkı olan bunu yapacağız. Sonra şehir varsa, kent varsa onun bir kent parkı olur. 36-32 dönüm üzerine bu ülkenin en büyük kent parkı inşaatı devam etmektedir. Sağ olsun bu ülkeyi yönetenler demir fiyatları, her türlü inşaat malzeme fiyatları uçtu, inşaatı yavaşladı. İçerisinde sosyal hayatı destekleyen amfiler, yürüyüş yolları, ailelerin ihtiyaç duyduğu kafeteryalar, gençlerin spor yapabileceği genç parkının büyükleri ve daha birçok yeşil ortam zaten onu ormana döndürmüşük uzun zaman içerisinde. Daha da geliştiriliyor ve diğer içeriğiyle ülkenin ülkesel ölçekte ilk kent parkı inşaatı devam etmektedir. Her türlü pahalılığa rağmen. Yine bizim merkezi Gönceli'de eski belediye binamız vardır. Çok da şirin ve güzel bir binadır. Zamanında Osman Tabak Bey yaptığında güzel de yapmış, doğru da yapmış. Şöyle ki önünde bir tarihi bir bina var. Aynı mimariyle devam ettirmiş kendisini. Dolayısıyla otantik kimlikli bir bina var. O günün ihtiyaçlarına yetiyordu. Bugünün ihtiyaçlarına yetmedi. Yeni hizmet binamızı yaptık. Ve şimdi burasını biz bir kent müzesine çevireceğiz. Ve içerisinde etnografik materyaller, o günün tarım hayatını, sosyal hayatını anlatan, yaşamı bugünden, dünden bugüne aktaran bir kültür merkezi yapacağız. Ülkeye örnek, belki de turizm destinasyonlarından da faydalanacak. Gönyeli'nin futbol sahası perişan. Sentetik zemininin yapılmasıyla ilgili epeyce gayretler sarf ettik. Katkı koyduk, takip etmiştik. Oldu. Ama o günden bugüne bir sürü cecak yaşanıyor. Değerli kardeşim, siz başbakanlıktasınız, başbakanlık müsteşarısınız. Yani bu ülkenin en yetkili yerlerinde oturuyorsunuz. Spor dairesi size bağlı. Niye bu kadar zaman yapmadığınızda seçime beş kala yapacağınızı söylüyorsunuz? Seçim mi adıma bunu? Dolayısıyla biz bunu yeniliyoruz. Özellikle türbünlerini 2500 kişilik en kötü yeridir. Yakışmıyor Gönyeli'ye. Ve ben değilim sorumlu bakanlara. Ben değilim. Bunlar yapılacak.
İçerisine kapalı spor salonu da yapılacak. Ama en önemlisi de, bayılıyorum o çocuklara hizmet veren hocalara, yöneticilere. Tabii ki Gönyeli Futbol Kulübü'nün şampiyon olmasını da çok istiyorum. O ayrı ama bir de yüzlerce çocuğa, bunu bir eğitimci olarak çok iyi biliyorum kıymetini. Çocuklara yapılan bu yatırımı. Ve zaten söylemişim şeye. Yani yaptığımız dünya kadar yatırımın yardımın yanında spor kulübümüze ve diğer kulüplerimize. Diyorum ki aşağıdaki çocuklara ihtiyaçları gönderin, faturanın miktarına bakmam. Şimdi onun tellenmesiyle ilgili faturalar geldi, ödemesi hemen yapılacak. Ancak bir kentte kent parkı olmadığı gibi meydanı olmazsa da o şehir veya kent olmaz. Bunlar şehirlerin, kentlerin vazgeçilmezdir. Avrupa'ya gittiğinizde çağdaş şehirlerin markalarıdır bunlar. Gönyeli Büyük Kent Meydanı projesi hazırdır. Çeşitli sebeplerle gecikmiştir. Ama bunu başaracağız. Ve bu Yalçın Park'ın olduğu yerde. Yalçın Park, belediye dükkanları kalkıyor. Salı Pazarı yeni yerine gidecek. Köhnemiş, yıpranmış, çok güzel olan Sayın Hakkı Hatun Bey çizmişti projesini. Çok da güzeldi. Ama korunamadığı için artık akademi tüketmiş olan Gönyeli Spor Kulübü binası da kalkacak ve yerine bu kent meydanı projesinde yenileri yapılacak. Ancak hani spor dedik de başımız göğe erer ya. Bu ülkenin profesyonel futbolunda bir aşmaz var Damla Hanım. Nedir o? Amatör kulüpler, profesyonel, yarı profesyonellik diyorlar buna. Parayı toplarken amatörsün, harcarken profesyonelsin. Öyle yapı mı olur değerli kardeşim? Spor dairesi size bağlıydı. Önce bu ülke futbolunun en temel meselesinden bir kelime söyleseniz ya. En temel mesele. Bahat kolay. Ve işte burada bu yapının ayakları üzerinde durabilmesi için bu kent meydanı içerisinde yapılacak olan iş yerleri, bowling salonları ve sineplekslerden elde edilen gelirin futbol kulübünün daimi gelirlerinden olacağı ilgili taraflarla yapılan protokole de yazılıdır. Bunlar da kayıtlıdır. Bunlar da cekcak değildir. Değildir. Ve daha biraz hızlandırabilirsek sen beni. Bir program daha var çünkü arkasından. Cadde dönüşümleri ülkede markadır. Ve bakınız siyahı bitirdik altıyla üstüyle. Şimdi grileri bitireceğiz. Yaya yolları. Ana caddelerde, servis yollarında bunu görüyor insanlar. Baktıklarında orada bir parke bördür görüyorlar. Öyle değil o. Tam bir dönüşümdür çağdaş. Çünkü biz yaptığımızı kazmamak üzere yaparız Damla Hanım. O zaman bir üst lige terfi edersiniz. Çünkü bakınız kısaca saymak istiyorum. Bizim o kaldırım dediğimizin parçaları nelerdir? Bir defa hepsi görme ve ortopedik engelli uyumludur. Bu ülkede yapılan binaların ve caddelerin engelli uyumlu olmasıyla ilgili mevzuat boşluğu vardı. Engelliler Derneği ile işbirliği, Mimarlar Odası ile işbirliği, Gönyeli Belediyesi'nin çalışmalarıyla bu mevzuatın oluşmasını sağladık önce binaların, bundan sonra sağlıklı, engelsiz olmasıyla ilgili olarak. Ve şimdi yaptığımız bütün kaldırım ve sokak cadde dönüşümlerinde bunlar engelli uyumludurlar. Başka? Kazmamak üzere yapacaksanız altını bitireceksiniz. Bunun altında haberleşme vardır. Haberleşme bizim değildir. Haberleşmeyi koyuyoruz. Bakınız fiber optiği bitirseydik eğer, 2020'nin birinci ayında çalışır olsaydı, bu ikinci fiber haberleşme altyapısını koymak zorunda kalmayacaktık ve tasarruf edecektik. Ama koymak zorundasınız kalmamak için. Peki biz Gönyeli'de nasıl ki arsalarımızı sorunsuz büyüden ve sorunları büyümeyen tek kent haline getirdik ya, aynı şekilde enerjiyi de aşağıya aldırttık Gönyeli'nin yeni büyüyen yerlerinde. Peki eski yerlerinde bir ülkenin bir belediye başkanı, ben bu yukarıdaki enerji hatlarını aşağıya alacağım ve hem enerji az güvenliğini hem bu kentin kirli mimarisini ortadan kaldıracağım diyen bir belediye başkanı gördünüz mü siz? Elektrik kurumundan kavgayla, parayla onun yapacağı işin projelerini alarak bütün enerji nakil hatlarının altyapısı var onun altında Damla Hanım. Ve toplam maliyetin yarısı kadar. Azmayalım ve bir üst lige çıkalım diye. Ve şu tecrübem var. Fiber optiği çok zor dedilerdi.
Halbuki o altındaki bakırı kullandığınızda kendi kendini değiştiriyor. İşte burada da bu tecrübe denen şey. Altyapısını yaptım zaten enerjinin. Yukarıdakinin hurdasını bana verecek olan bir irade varsa bu ülkede, biz onu da az bir katkıyla aşağı almayı konuşuyoruz Damla Hanım. Ve cetcak değil, yapılmış altyapılar üzerinden konuşuyoruz. Ve daha neler vardır onun altında? Peysaj, peysajı var. Peysaj sulama sistemi var. Yağmur suyu drenajının eksik parçaları var. Yatay düşey vesaire. Evet. Ve bütün kente. Ve eğer bunu başarırsak ki hayal gibi görünüyor, hayaldi diğerleri de, Rum tarafının en popüler semtini Strobole'ye geçeceğiz. Tabii daha çok şey var ama çok kısaca bir iki çok da, bir dakika içerisinde alabilirsek Sayın Başkan lütfen. Yılmaz Köylü ile ilgili söylemek istiyorum. Bir defa söylenenlere katılıyorum, yani tekrarlamak istemiyorum. Eksikler var. Oradaki ihtiyaçların karşılanması, sürer haldeki belediyenin imkanları artı güçlü yapının desteğiyle sürecek. Ve biz oraya destek vereceğiz. Sosyal aktiviteler merkezi gelecek. Sahalar, bahsetti Hüseyin kardeşim. Bunlar görünen şeyler. Çok çok da bilinmez şeyler değiller. Onlara tek detayına girmiyorum. Ama şunu vurgulamak istiyorum. İşte üst kimlikli belediyenin yapacağı ve Gönyeli Belediyesi'nin tecrübesiyle. Örneğin atık su Alayköy arıtmadan bahsetti. Arıtma. Atık sular sokaktadır. Alayköy'ün yoğunlaşan bölgelerine vidanjör hizmeti yükselmiştir. Götürün bunu şey hasbata. Nasıl götüreceksiniz? 8 yıl önce Avrupa Birliği'nden altyapıya para yok dediği toplantılardan bu kardeşiniz 4,5 milyon euro çıkardı. Yetmedi, 4 milyon euro daha çıkardı. Başkaları da oynuyor bu projeyle ilgili olarak. Ve o proje artık Gönyeli'ye ulaştı. Devasa kanallar Gönyeli'ye geldi. Gönyeli'nin güneyine bir kısmı yapılmıştır. Arkadaşım da söyledi. Eksiği tamamlanacak. Ve tecrübenin getirdikleri var. Siz eğer beklerseniz onu da oraya kadar uzatırsınız, 4 yıl daha götüremezsiniz. Ama geçici basınçlı hatlarla 1 ile 1,5 yıl içerisinde benden şeref sözüdür. Neden? Tecrübemize dayanarak söylüyorum. Gönül'ün altını kanalizasyon döşeyen insan olarak düşünüyorum. Hasbolat'tan devasa boruları getiren insan olarak söylüyorum. 1 ile 1,5 yıl içerisinde çözülecek. Doğrudan Alayköy'e gidecek. Evet. Sayın Başkan lütfen tamamlayın. Son bir cümle olarak alayım ya da çok teşekkür ediyorum. Son sorular, çünkü bir programımız daha var hemen akabinde. Yayın akışımızı şu an itibariyle biraz dağıtmış durumdayız. Bir dakika ya da bir en son sözü verdiğimde size oradan başlayıp şey yapalım. Orada da çünkü 3 dakikalık bir süre vereceğim sizlere. Son mesajınızı alalım. Süremizin çünkü sonuna geldik. Ulusal Birlik Partisi Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı adayı Sayın Hüseyin Amcaoğlu, seçmene son mesajınızı alalım. Tabii şimdi cevap vermeye kalkarsam söylenenlere gene süreyi uzatacağız ama en azından projelerle ilgili şunu söyleyeyim. Sayın Benli işte kopyaladığımızı falan ben bahsetti. Demek ki dersimize iyi çalıştık ve gerçek sorunları tespit ettik ki projelerin bir kısmı çakışıyor. Bunun da tespitinden mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Tabii ki yapılan hizmetler, eksiklikler, aksaklıklar, Avrupa Birliği'nin projesinin ne için olmadığını herkes çok çok iyi biliyor. Bunlar hepsi konuşulanlar, anlatılanlar, ben konuştum, Sayın Benli konuştu. Bunun değerlendirmesini, bir üst lige mi çıktık, kaçıncı ligdeyik, bunu zaten Gönyeli Alayköy halkı bunun kararını 25 Aralık'ta verecektir. Dolayısıyla ben hep bu süreçte ülkemizin dostluğa, hoşgörüye ihtiyacı olduğunu vurguladım ve hep bu dönemde kimseyi rencide etmemeye çalıştım. Hep demokratik teamüllere uygun hareket etmeye ve seçim yasaklarına özellikle tüm yasak ve kurallara özen göstermeye çalıştım. Kalan 10 günlük sürede de yine bu tavrımı devam ettireceğim. Kimseyi rencide edecek, küçük düşürecek söylemlerden uzak duracağım. Bu sonuçta demokratik bir yarıştır. 26 Aralık'ta yine herkes birbirinin yüzüne bakacak. Hayat devam edecek. Bugünkü bu konuşmalar, tartışmalar, programlar bir tarih olacak. Dolayısıyla ben ve ekibim, bu esnada onu da söyleyeyim, çok ciddi güçlü bir de meclis üyesi kadrom var. Ve tüm bu projelerin hazırlığında
Ciddi bir ekiple çalıştık. Bilim insanlarıyla çalıştık. Her alanında uzman arkadaşlarla. Bunlar hep gönüllü yanımızda oldu. Ben onlara, meclis üyelerine, bu konuda bize destek veren arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma, proje, kitapçığı hazırladık. Ve bunların nasıl hayata geçirileceğini de zaten bir önceki oturumda bahsettim. Ben ve ekibim Gönyeli Belediyesi'ni ve Alayköy'ü daha ileriye taşıyacak bilgi, donanım, vizyon ve enerjiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerden ricam 25 Aralık'ta sandığa giderek tüm vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtmasıdır. Tabii ki bizim bu seçim sürecinde bir sloganımız oldu. Onunla geceyi tamamlamak istiyorum ve herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. İmzamız bir, sözümüz bir. Her şey Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy, Kanlıköy ve Türkeli için. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Amcaoğlu, teşekkür ediyorum. Sayın Bendi, siz son olarak seçmene nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hay hay. Ama dediğiniz gibi bir dakika. Bir dakika, hemen onu toparlarsanız zaten iki dakikalık bir süreyi de üçe çıkarttık. Söylemek istiyorum. Alayköylülerin sorunlarını bahsederken mesela ulaşım sorunları var. Yolları uzundur, kısaltılması gerekiyor. Alayköy'den Güzellik Yolu'na doğru seyrederken organize sanayi bölgesine dönen yolun karşısında bir eski tarihi bir yol var. Deveci yolu diye. Ve o yol kamu mülküdür. Yani yeri vardır. Ve Gönyeli Güney Çevre Yolu'ndaki ağılların yanındaki kavşağa ulaştırabilirsiniz. Şimdi bu yapılacak cekcak var ya, çok basit bir şey. Yani sadece asfaltlansın, yani mülki şey istemiyor. Nedir bu? İstimlak istemiyor. Değerli kardeşim, gönderseydiniz oraya bir asfaltçı da, o sorumlu olduğunuz makamlarda o asfaltçıyı bir dökseydi ya da o insanları işkenceden kurtulsaydı. Görevde olduğumuzun ilk 6 ayında Gönyeli Belediyesi'nin ve Alayköy Belediyesi'nin güçlerinin birleştirilmesiyle ilk 6 ayda dökeceğiz. Yıllarca orada durup da sizin vazifeniz olan bu konuyu yapmadınız. Yapsaydınız ya. Yapacak kolay. Ve şimdi gelelim insanlarımıza, son mesajımıza. Damla Hanım, bu seçim Gönyeli'miz için önemli, kritik bir seçimdir. Bugüne kadar biz dürüst, adil, merak etme halleder ki ötekileştiren ve gerçek dönüşümü öngören bir yönetim anlayışıyla sürdürdük yönetimimizi. Ve başardık da bunu. Bugün ülkenin en güçlü yapıda belediyesi. Şeye de teşekkür ediyorum, arkadaşlarımızın partisine güçlü belediye vurgusu yapıyorlar. Memnun oldum. Hatırlattılar bir kez daha ülkenin en güçlü belediyesinin kim olduğunu. Memnun oldum. Bu güçlü ve adil yapıyla, adil yönetilen, temiz olan, evladıyla bedel ödeyen bir yönetim anlayışıyla yönetile geldi ve dönüştü. Şimdi karşımızda burada yok denilse bile vaat üzerine geleneksel anlayışta bir alternatif vardır. Değerli arkadaşım dedi ki, biz birine hiç sözü vermedik dedi. Bakalım bu kameraların içerisine Gönyeli'de seçimli kaç tane istihdam yaptı Gönyeliler, siz biliyorsunuz. Kaç kişiye daha hiç sözü verdi, siz biliyorsunuz. Değerli seçmenler. Kendisi söyledi. Seçim yasakları vardır. Liste asılıdır bugün köylerde, Yılmazköy'de. Başvurun da arsa verelim size diye. Neredeydi kardeşim aklın? Seçime geldin. Liste asılıdır kahvede. Başkan cevap hakkı doğru. Doğruları söyleyelim. Yani bunlara evet, insanlar evet, güler. Evet, biliyor. Bunlara 140, insanlar güler. Yani sevgili Yılmaz köylüler, eğer anlattığım bir şey varsa ilk fırsatlarda bunu herkese söyleyeyim. Sayın Başkan, cevap hakkı doğurmayacak şekilde seçmene son mesajınızı verin lütfen. Gerçeği söylemek zorunda ilk insanlara Damla Hanım. Yani ben şeyimi bozmayacağım zaten, bir şey değil. Başkan. Ben de bir şey söylemedim. Yapılanı söylüyorum. Yok buyurun. Ve sen başkan toparlayın lütfen, süre yaştınız. İmara aykırı yapıları gezip gezip biz gelince bırakacaklar görüyorum.
Görüyorum ya. Günah değil mi bu kente? O kadar emek verdik. Günah değil mi? Biz gördük bunu Lefkoşa'da. Gördük Magosa'da bunu. İyi insanlar yönetti oraları da. Ve sonuçta bugün seçmenimizin ve insanımızın karşısında şu seçenek vardır. Ya bugüne kadar kendini ispatlamış, dürüst, adil ve dönüşümü başarmış yönetim mi? Yoksa popülist bir yönetim mi? Bana oy ver da gerisi kolay diyen bir yönetim anlayışı mı yönetilecek? Seçenek budur. Sandığa giderken insanlarımız lütfen buna dikkat etsinler. Gönyelimizi Magosa'ya, Lefkoşa'ya ve benzerine döndürmeyelim. İkincisi de... Sayın Başkan, tamamlamamız gerekiyor. Lütfen yani sürenizi çok aştınız. Bize 4 yıl görev veriyorsunuz sevgili seçmenler. Biz çalışıyoruz. E şimdi bizi imtihan etme gününüz. Eğer ki sizler bu imtihanda bizi başarılı gördüyseniz benim de bizim de sizden bir ricam. Lütfen sandığa gitmeyin, ihmal etmeyin. Umarım bu demokratik sınavda Gönyeli'mizin, Alayköy'ümüzün, Yılmaz Köy'ümüzün ve hatta toplam ülkemizin şehirlerin gelişmesine ve mutlu yaşama vesile olur diye teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herhalde bir cümlede ben tamamlayayım. Bir cümle, evet, yani eğer cevap hakkımız vardır. Özellikle son dönem, son söylediği cümleleri başkanın hayretle karşıladım. Yani siyaset için her yol mübah değildir. Yani burada gerçekleri konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla son söylenenler gerçekten hayretler içerisinde kaldım ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu demokratik bir yarış. Herkesin yolu yöntemi farklı olur. Yani teşekkür ederiz. İli olmaz. Bunu... Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Kapatmak zorundayız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Her ikinize de. Evet, seçim arenasında bu akşam Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkan adaylarını ağırladık. Çok kısa bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından Geçitkale Serdarlı Belediyesi Başkan adayları bizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.